...gösterecekleri bir tek proje yok. Peki. Bir tek ürün yok. Peki. Er Erdoğan 2002'de %34 oyla meclisin... E, ...mecliste 3'te 2 çoğunluğu aldığında hangi tecrübesi vardı? 3,5'lik belediye başkanlığı vardı. 2000, Bak, başka ne vardı? Erdoğan 2002 yılında %34 ile mecliste 3'te 2 çoğunluğu aldığında... arkasında? Bir belediye başkanı olarak evet. Erdoğan... ...Türkiye'nin en çok konuşulan siyasetçisiydi... Yok. Erdoğan e, Ekrem İmamoğlu iktidara, ya iktidara en yakın bakın. AK Parti'yi kurduğunda İstanbul'da Erdoğan'a muhalif medya bile e, Erdoğan'ın siyasal birikimini ve toplum üzerindeki etkisini kabulleniyordu. Şu anda Mansur Yavaş ve Ekrem Tabii, İmamoğlu da aynı pozisyonda. Bence çok yüksek popülariteleri var. Bence çok yüksek ben, bence, bence, var. bence değil. Şaban Bey, Latif Bey bir ilk turu böyle herkesten duyayım sonra rahat rahat konuşalım. Barış arkadaş Latif Latif Şimşek diyor ki bu üç isim zaten yeterliliği e, tartışılır. Öte yandan da bu ittifak meselesi yani ittifak içinde ittifak. E, sen mesela Şaban Sevinç doğru bir yöntemleri katılıyor musun? Ol, olmalı mı? Ali Babacan da daha önce böyle bir e, bize böyle bir teklifle gelindi e, kabul edilmemişti etmemiştik dedi. Evet. Gelecek Partisi galiba bir, geçen yıl böyle bir teklif önermiş. Gelecek Partisi Deva Partisi ile birleşelim diye bir arayış içindeydi. O olmadı. Yani tek parti olarak girelim seçime ama Ali Babacan sanırım ona sıcak bakmadığı için iki parti ayrı olarak kulvarda devam ediyor. Şimdi bu ittifak içinde ittifak meselesi hakkında ben bugün Ankara'daki arkadaşlarımızla da siyasetçi arkadaşlarımızla da konuştum. İki teori var Pınar burada. Biri şu. Biri Saadet Partisi Deva Partisi ve Gelecek Partisinin ayrı bir ittifak kurarak milletvekili seçimine girmesi, ama cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Peki. İyi Parti, CHP, Demokrat Parti ile birlikte hareket etmesi yönünde. Bu bir teori. İkinci teori de şu: Millet ittifakı bu şekilde yoluna devam edecek, ama Deva ve Gelecek Partisi Saadet Partisi çatısı altında seçime girecek. Çünkü bu üç partinin tek başlarına milletvekili listesi çıkarması ve kendi amblemleriyle, kendi logolarıyla seçime girmesi onlar açısından başarılı bir sonuç vermiyor. Yani nasıl olacak? Basitleştirerek anlatayım. Örneğin bu üç partinin milletvekili adayları Saadet Partisi çatısı altında girerse tamamen örnek olarak veriyorum. Tabii Temel yüzde yediye düşürülmesi barajın yüzde düşürülmesi umutlandırdı. Temel Bey Temel Bey'in örneğin Sivas birinci sıra, Ahmet Davutoğlu'nun Kayseri Saadet Partisi birinci sıra, Ali Babacan'ın Ankara birinci sıra gibi bir e, düzenleme yapılması öngörülüyor. Bu da zaten bizim bu yayınlarda hep söylediğimiz aslında CHP açısından da İyi Parti açısından da faydalı olan doğru yöntemdir. Neden? Eğer siz Ahmet Davutoğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi Konya birinci sıraya koyarsanız, Ali Babacan'ı Cumhuriyet Halk Partisi Ankara birinci sıraya koyarsanız CHP seçmeninin eli o sandığa gitmez. Hı, Şaban de, Gitmez az önce yani Şaban da sonuçta Cumhuriyet Halk Partili bir gazeteci ben de Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ahmet Davutoğlu'na oy vermek isteyenlerin eli de gitmek istemeyebilir. Dün sanırım Sayın Kılıçdaroğlu Karar TV yayınında belki o arkadaşlardan da bizim listelerimizde olan olabilecekler falan olur demiş ama ben buna CHP seçmeninin ciddi tepki göstereceğini düşünüyorum. O yüzden en doğrusu, en mantıklısı bu partiler açısından doğru olanı da Saadet Partisi çatısı altında girmeleridir. Artık Demokrat Parti ile bu saatten sonra %7. girmeleri biraz zorlaştı. Ha Bir de o var. Yüzde yedi barajını aşarlar mı sence? Yani eğer bu barajı yüzde yediyi <laughs> üç parti bir araya gelip aşamazsa o zaman artık söylenecek bir şey yok. Çünkü Ahmet Davutoğlu partiyi kurduğunda iktidar olacağız diyordu. Ali Babacan ben iktidara geliyorum diyordu. Hadi Saadet Partisi'nin öyle bir iddiası yok da Saadet Partisi varlığını korumaya çalışıyor. Çünkü özellikle merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan yeniden Refah Partisi'ni kurduktan sonra ciddi bir şekilde Saadet Partisi'nin tabanından oy almaya başladı. Burada tabi Ankara'da çeşitli senaryolar, çeşitli iddialar da var. Örneğin bu üç parti Saadet Partisi çatısı altında girerse yeniden Refah dahil. Yeniden dönüyoruz. Refah Partisi şöyle diyor. Yeniden Refah Partisi zaten bu partiler ittifak çağrısı yapıyor ama cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ayrı düşüyorlar. Çünkü Fatih Erbakan, biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura Kılıçdaroğlu kalırsa oy vermeyiz dedi. Mevcut Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı destekleriz dediler. O yüzden Erbakan'ın partisinin yani Fatih Erbakan'ın şey partisinin gelmesi 60 yıl sonra CHP'li bir Cumhurbaşkanı seçtirmeyin diye ittifakın muhafazakar kanadına çağrıda bulundu. Evet. Fatih şimdi Erbakan. burada buradaki kulislerden iddialardan biri de şu, bunu tabi iddia olarak söylüyorum. Eğer Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi Saadet Partisi'nin çatısı altında seçime girerse 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayri Nüsa Gül'ün de bu partiden milletvekili adayı olacağı yönünde Ankara'da iddialarmış. Barış'tan geldi bir kulis bilgisi. <laughs> <Bilmiyorum>. Bu iddia... <laughs> konuşuluyor <gülüyor> bir süredir Ankara'da. Bomba geliyor Bakın şunu... Ama bir evet ben de şunu, duydum Harri bu iddiayı. Nüsha açalım. Açalım mı Barış biraz? E şunun için Hayrünnisa Gül'ün adı konuşuluyor. Abdullah Gül gelip milletvekili adayı olmayacağına göre bu ittifaka sembolik olarak bir Gül destek verecek. Birisi. E tabii ki o da evet Abdullah Bey de bu ittifakın arkasında görüntüsü oluşturacak. E Hayrünnisa Hanım'ın zaten siyasete hak, hakkı olarak tabii ki hakkıdır her insanın. Her siyasete hakkı. ilgisinin olduğunu, merakının olduğunu, hatta Abdullah Bey bir dönem parti kurmaya zorladığını da biliyoruz Latif'le Murat. Daha iyi bilirler. Onlar aynı camiadalar sonuçta. Eski Latif abi gülüyor. Bilmiyorum. Herhalde öyle olduğunu düşünüyorum. Daha sen daha iyi tanırsın Abdullah Gül'e. Sen oy verdin. Ben vermedim ya yani. Ya insanların <laughs> e, yani evlerinin içindeki e, konuları. Ya özel işte, hayatlarından bahsediyoruz. Siyasetten bahsediyoruz. Yani siyasetçinin bahsettiğin bu anlamda özel, özel, özel hayatı olmaz canım. Her siyasetçinin özel hayatıyla ilgili dedikodular Ankara'da. Ya, ya arkada, özel hayat, ya, özel özel hayat, böyle, hayat ya, özel değil. özel hayat değil ki. Özel hayat hayattır arkadaş. Sen ya Hayrünnisa'nın mutfağına başlatacağım demedi mi? Eşinin milletvekili adayı olmak